Anne biliyor musun? Ben okul bitmeden hamile kalırsam kesin annem bana kızar diyordu. Saçmalama Tuğçe'cim. Gerekiyorsa bir dönem donduruverirsin okul. Ne olur biter. Aa, bak sen Melahat Sultan'a, bu anneannelik sana çok yaradı. Yani sen böyle pek bir hoşgörülü, pek bir ılımlı oldun. Aa, edepsize bak sen. Ben her zaman hoşgörülüydüm zaten. Tabii. Okulum aksamasın diye part-time çalışmama bile izin vermedin sen. Hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Canım annem benim ya. Bana bak. Bundan sonra kendine çok dikkat edeceksin. Öyle Paris, diyetler, listeler filan hepsi çöpe. Karnındaki torunuma iyi bakmak zorundasın. Biliyorum anne. Biliyorum deyip sözümü kesme Tuğçe'cim. Bak, bundan böyle koşmalı, atlamalı, hoplamalı, zıplamalı sporlar filan yasak. Anlaşıldı mı? Anne. Anne deyip durma bana. Dikkat. Anne. Hı. Ya bilmem farkında mısın ama sen şu anda bir doktor adayıyla konuşuyorsun. He, vallahi haklısın çocuğum. Aman ben ne dediğimi biliyor muyum? Şu anda adımı sorsan söyleyemem sana. Anneanne olacağım, kolay. İnşallah Murat da senin gibi böyle duyduğunda sevinçten havalara uçacak. İnşallah. Ay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Melahat Hanım. Hoş geldiniz. Size baklava getirdim. Afiyet olsun. Hayırdır Melahat Hanım? Niye bu baklava? Torun geliyor Nuri Beyciğim. Torun. Anneanne oluyorum. Torun mu geliyor Melahat Hanım? Evet, Tuğçe hamile. Buyurun. Bu baklavalar niçin geldi? Torun geliyor diyor. İyi. Nuri Bey'e hazırlayayım. Buyurun, afiyet olsun. Hadi yiyin. Yiyeceğiz de izin veren yok ki. Afiyet olsun Nuri Bey. Teşekkür ederim. Ya hay Allah. Demek bizim kerataların çocukları olacak. Yani ne kadar sevindim anlatamam Melahat Hanımcığım ya. Ne kadar heyecanlandım anlatamam. Ben de o kadar mutlu ve sevinçliyim ki ayaklarım yere basmıyor Nuri Bey. Afiyet olsun. Ya Osman. Ya kaçıncı baklava bu yediğin kardeşim? Vallahi billahi birinci. Yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Bu yediğin üçüncü baklava. Sen şeker hastasısın. Şeker hastası bu kadar baklava yemez. Bırak. Bırak onu. Bana bunu yiyeyim ya. Onu da ye yeter. Tamam. Mehmet Hoca. Müdahale et. Dur ya. Bir Murat'ı arayayım da tebrik edeyim. Aramayalım Nuri Bey. Tuğçe bu haberi kendisi vermek istiyor Murat'a. Sürprizi bozmayalım. Akşama ararız o zaman. Öyle yapalım. Bu arsa meselesini sakın kafanıza takmayın Nedim Bey. Bu davayı mutlaka alacağız. Size güveniyorum avukat bey. İyi günler. İyi günler. Ay sorma kızım. Yeni iş yerimden acayip memnunum. Rahatsız olmayın hanımefendi. İyi günler efendim. İyi günler. Kızım yeni patronunu bir görmen lazım. Boy, pos, manken gibi. Mankenlik ajansında mı çalışıyorum, hukuk bürosunda mı belli değil. Yeminle kızım. Adam bir içim su. Gerçi evli ama. Bu zamanda evli bekar fark eder mi? Biliyor musun? O da bana karşı boş değil. Bakışlarıyla beni beğendiğini belli ediyor. Tuğçe Hanım. Aman İmer Hanım kapatmasaydınız. Bu güzel sohbetin benim yüzümden kesilmesini hiç istemem. Çok üzülürüm sonra. Demek patron da sana karşı boş değil ha? Demek bakışlarıyla seni beğendiğini belli ediyor öyle mi? Tuğçe Hanım çok özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. Kızım sen buraya çalışmaya mı geldin? Yoksa kocamla flört etmeye mi? Ama yanlış kapıya geldin canım. Defol hadi buradan. Al bu çantanı da hadi. Ama Tuğçe Hanım. Ya sen hala burada mısın kızım hadi. Tuğçe, İmran Hanım ne oluyor burada? Ne bu bağırışlar? Senin o çok beğendiğin, bakışlarınla kendisine karşı boş olmadığını gizlemediğin sekreterini kovuyorum canım. Tuğçe ne bakışı ne beğenmesi. Kadını niye kovuyorsun? Ne diyorsun sen? Ben demiyorum canım. İmran arkadaşlarına telefonunda anlatırken duydum. Sen hala burada mısın ya? Defolsana buradan hadi. Neymiş efendim? Patronum çok yakışıklı. Evli ama olsun bu devirde evli bekar fark etmez. Bana karşı ilgisi var. Bakışlarından anlıyorum. Ya Tuğçe bu kadın delirmiş mi? Hayatım saçmalama yani. İnanmıyorsun değil mi böyle bir şeye? Ah be Murat. Buraya gelirken o kadar mutluydum ki. Bütün hevesimi kursağımda bıraktım. Teşekkür ederim. Ya Tuğçe. Ya Tuğçe. Bak saçma sapan hareketlere başladın ha. Bir kadın böyle bir şey söyledi diye buradan böyle çekip gidemezsin.
Bırak beni Murat. Akşam da eve sakın bekleme, gelmeyeceğim. Ya Tuğçe! Bıktım ben senin bu kıskançlıklarından ama. Yeter be! Anne düşünebiliyor musun? Sekreter kız arkadaşına telefonda resmen Murat beni bakışlarıyla beğendiğini belli ediyor dedi ya. Ah be Tuğçe'cim, ah be güzel kızım be. Yani ne yaptın ettin? Sonunda şu evliliğinin en güzel, en özel gününde kavga etmeyi başardın ya, seni kutluyorum. Ya anne ne diyorsun sen ya? Murat kızla resmen flört etmiş diyorum sana. Saçmalama Tuğçe. Geç şöyle otur bakayım yanıma. Bana bak. Evladım, insan böyle bir şeye karar vermeden önce bir sorar, bir dinler, doğru mu değil mi diye. Hiç yapmıyorsun ki sen böyle şey. Ya anne neyi soracağım, neyi dinleyeceğim? Her şey apaçık ortada değil mi işte? Değil. Her şey apaçık ortada değil Tuğçe. Bir şapşal kız çıkmış ortaya. Belki de arkadaşlarına hava atmak için böyle konuştu, ne biliyorsun. Belki de Murat'ın bakışlarından bir anlam, bir mana çıkarmaya çalıştı. Zaten bir kere de benim tarafımda olsan. Ben kimsenin tarafında değilim. Allah bilirsen bir bebeğiniz olacağını da söylememişsindir Murat'a. Niye söyleyeyim ki? O bu mutluluğu hak etmiyor. Ha, Murat arıyor. Aç, aç konuş kocağımla. Hadi. Açmayacağım. Ay Tuğçe. Aynı rahmetli babaannene benziyorsun. O da böyle senin gibi inatçıydı. O gitti, yerine seni bıraktı. Anne sen bana bizim evin anahtarını versene, ben eve gideceğim. Bana bak, sen yoksa evi terk etmeyi falan mı düşünüyorsun? Anne lütfen tartışmayalım. Sadece biraz dinlenmek istiyorum. İyi. Hadi birlikte gidelim, ben seni bırakayım. Oradan da durağa dönelim. Hadi. Ah. Aman anne, Murat'sa ben burada yokum, tamam mı? Ay Tuğçe, baydın beni yani. Ah. Nezahat teyze. Ablacığım. Canım. Ne o, sesin bir tuhaf geliyor senin. Bir şey mi var? Aa. Nereden çıktı şimdi bu? Ha? Canım benim, anladım. Geçmiş olsun. Anne ne olmuş? Tamam canım benim, tamam. Tabii ki ben senin yanında olacağım. Yarın ilk uçakla geliyorum yani. Hadi canımsın sen benim. Hadi öptüm. Anne ne oldu? Nezahat teyzen çok hasta, kalp ameliyatına giriyor. Beni istiyor yanına. Kıyamam ya. Sen şimdi Almanya'ya mı gidiyorsun? Gideceğim tabii. Benden başka kime var Tuğçe? Canım annem benim ya. İyi ki senin gibi bir annem var. Herkesin yardımına koşuyorsun, yanımda oluyorsun. Benim de iyi ki senin gibi bir kızım. Bir de torunum var. Hadi kalk bakalım. Hadi. Kalk. Hadi gel. Evet Murat'cığım. İçeride bir şey söylemedim. Şimdi anlat bakayım, bu sekreter davası nedir? Ya anneciğim bak, gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya odanın dışına bir çıktım, Tuğçe kızı kolundan tuttuğu gibi dışarı atıyor. Tuğçe bana bir şeyler anlattı. Murat, ben senin yanlış bir şey yapmayacağından çok eminim evladım. Anneciğim, yani baksana Tuğçe nasıl inanır bir patavatsızın lafına? Ya bir deli bir kuyuya böyle bir taş atıyor, sonra Murat uğraşsın ki çıksın o taş. Bak, bugüne kadar Tuğçe ile incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden ötürü birbirinizi yediniz değil mi? Sesimi çıkardın mı? Çıkarmadım, sustum. Ama bundan sonra kendinize çok özen göstermek durumundasınız. Çünkü artık bir çocuğunuz olacak. Anne ne diyorsun sen, ne çocuğu? Sizin çocuğunuz benim torunum olacak. Allah'a, annem benim. Dur ben hemen içeridekilere söyleyeyim. Nasıl olmuş sahip? Abi güzel olmuş çocuğum, bu yolda devam et. Arkadaşlar, Nuri Baba, karım Amine, baba oluyorum. Aslan oğlum benim. Bir tane oğlum benim. Kardeşim. Aileydik bir eleman daha geliyor, hayırlı olsun. Kardeşim, Allah analı babalı inşallah. Kardeşim, böyle senin başına. Sağ olasın. Yenge dedim, güzel. Murat. Evladım, torunumun annesi evde seni bekliyor. Hadi bekletme daha fazla. Koş. Ben hemen eve gideyim o zaman. Baba görüşürüz. Hadi. Hadi.
Seyit be, üzülme be oğlum. Senin de babalığın mutlaka bir gün gelecek, merak etme. Ya ne var sanki? Benim de 3 tane var, başım güye mi yerdi? Eşpe! Ben çay getireyim ya size. Hadi. Kim o? Bunlar bebeğimize, bunlar da dünyalar güzeli karıma. Beni bunlarla kandırabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Sen gelsene bakalım buraya kalın. Ya Murat bırak beni ya, küsüm ben sana. Ya tamam, ben sen değil ki bebeğimizi kaldırıyorum. Bak böyle şirinlikler yaparak kendini affettireceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Konuşmamız lazım. Bir tanem tamam konuşalım ama bebeğimiz hakkında konuşalım olur mu? O sekreter bozuntusunun söylediği şeyler hakkında konuşmayalım. Murat indir beni, delirdin mi sen? Evet delirdim. Baba oluyorum kızım, nasıl delirmeyeyim? Ay of! Ay ben...